Takım arkadaşlığı ve de antrenmanlardaki ciddiyet, disiplin bizi sahaya yansıttığımız zaman çok da şeyler ortaya çıkıyor. Rıza atışı kullandı. Ferdinand yükseliyor, kafa vuruşunda top ağlarda. Rıza şut pozisyonunda, şut ve gol! Şut ve gol! Rıza vuruşunu yapıyor, karşılaşmanın 89. dakikası, Beşiktaş 3-0 öne geçiyor. Şimdi şöyle, geçen sezondan ben başlayayım. Yani geçen sezon gerçekten çok iyi bir grafik çizdik, çok iyi bir istikrar yakaladık ve şampiyonluğa doğru geliyorduk. Ta ki pandemi olana kadar. Pandemi olduktan sonra da bayağı bir sıkıntı yaşadık. Bir de maçlar oynanacak mı, oynanmayacak mı, iptal olacak, bilmem tek bir yerde oynanacak falan sürüncemede kaldık. Bir türlü olmadı. Ondan sonra dediler ki ligi bitirelim, ne olursa olsun ligi bitirelim diye. Ondan sonra da böyle bir an önce başlayıp bir an önce bitecek bir lig gibi bir şey oldu. Geçen sezonda biz belki 2-3 tane oyuncu alabilseydik ligi şampiyonda bitirebilirdik. Hemen hemen aynı kadroyu koruduk bu sezon. Sadece işte Mert Hakan, Emre, ondan sonra Fernando ve Fatih bizden ayrıldı. 4 arkadaşımız ayrıldı. Onları yeni arkadaşlarımız aldık ama iskeletimiz oturmuştu. Ve bu sezonla tabii ki Avrupa Kupaları vardı. Şimdi Avrupa Kupaları olunca, hem lig olunca biraz zor oldu ve bunun yanında bizim takımımızın %95'i koronaya yakalandı ve hepimiz karantinada kaldık. Bazı maçlarımıza 13-14 kişi çıktık. Hatta Tel Aviv maçına gittiğimizde 2 tane yedekle gittik. Ve kalecimiz de forma yaptı. Ne olur ne olmaz oyuna sokabiliriz diye. Yani bu derece sıkıntılarımız vardı bizim. Ta ki işte Avrupa Kupalarından elendik bir istemediğimiz şekilde. Ve ondan sonra da toparlanmaya başladık. Antrenman yapmaya başladık. Sakat, hasta olan arkadaşlarımız ilk işte. Ve bizim mutlaka bir çıkış yapmamız gerektiğini ve bu çıkışın da uzun sürmesi gerektiğini ki o kötü yerden yukarıya doğru çıkalım diye. Ve ondan sonra zaten ligin ikinci yarısı Alanya maçı oynadık. O maçta da bayağı bir şeyler yaşadık. Maç 2 gün sürdü. Yani maç oynandı, iptal oldu, öbür gün oynandı. Karma karışık bir şey oldu. Ve ondan sonra biz zaten bir çıkışı başlattık arkadaşlarımız. Herkes kapasitesinin üstüne çıktı. Ve oynadık ve de çok güzel maçlar kazandık. İçeride, dışarıda, kendi sahamızda, deplasmanda hep açık oynadık. Kesinlikle açık oynadık. Ve çok güzel maçlar kazandık. Kimsenin beklemediği maçlar kazandık. Çünkü şöyle bir şey vardı. Anadolu'daki Avrupa Kupalarına giden takımlar, Avrupa Kupalarına gittikten sonra, elendikten sonra mutlaka ya düşüyorlar ya çok zor duruma düşüyorlar. İşte Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Şampiyon bir kadrosu var. Ona rağmen çok sıkıntılar yaşadılar. Ama biz hiçbirini yaşamadık. Çünkü ben takımıma güveniyordum, inanıyordum. Ekibimizde olsun. Hem arkadaşlarımız çok iyi motive ettik, çok çalıştık. Çok iyi bir arkadaşlık var, onu da sahaya yansıttık. Ve böyle güzel şeyleri yaşadık. Yani biraz önce sizin dediğiniz gibi belki ilk 2 defa üst üste Avrupa Kupalarına giden bir Anadolu takımı oldu. Ve bunun yanında da 19 maç mağlup olmadık. Bu da bana göre çok büyük bir başarı. Yani bizim öyle geniş bir kadromuz yok. Bizim öyle çok pahalı bir kadromuz da yok. Bir Anadolu takımısınız, mütevazi bir takımsınız. Ve buna rağmen de belki de kimsenin kıramadığı şu anda bizim çok 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 daha büyük bütçelere sahip olan takımları yapamadıkları. Örneğin Başakşehir mesela. Yapamadıklarını yaptık. Çok güzel yere geldik. Belki ilk 5 hafta daha olsaydı daha güzel bir yerde bitirebilirdik yani. Yani bir küçük bir pürüz var. İşte onu da inşallah bir hafta sonra ben Sivas'a gideceğim. İnşallah çözeceğiz yani onu da. Yolumuza devam edeceğiz. Çünkü tamam teklifler de geldi de bana ama kendi bildiğim bir takım, benim kurduğum bir takım, kendi memleketim olan bir takım. Bir yıl daha tabii ki orada yolumuza devam edeceğiz yani büyük ihtimalle tabii. Geçen sezon olurduk yani 3-4 tane oyuncu alabilsek ama devre arası hem oyuncu almak çok zor. İyi oyuncu aldığın zaman da çok büyük paralar ödemen gerekiyor. Ya yani onunla bizim kulübümüz kaldıramaz. Oradaki bütün dengeler bozulur o zaman. Ayrıca buradaki o şeye karar verecek olan yönetim.
yönetim derse ki biz tamam bu sene şampiyonluğu oynuyoruz derlerse ben ona göre hemen takım kurarsın, ona göre hareket edersin. Öyle tabii uçuk transfer yapamazsın ama iyi transferler yaparsın. Anadolu'da biz istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz sadece bütçemizin yettiği oyuncuyu alıyoruz. O yüzden yani istediğimiz şeyi yapmamız mümkün değil. Onun için burada yönetim karar verirse biz takımı şampiyonu oynatırız. Yani hiçbir sorun olmaz. Onun için ben oyuncularına sadece şunu söyleyeyim. Sizde ne varsa onu verin bana yeter yani. O kadar yani altına müşürün diye. Şimdi saydığınız oyuncuların hepsi çok disiplinli oyuncular. Yatabari olsun, Caner olsun gerçekten Makkale'den zaten söylemeye gerek yok gerçekten. Bu sene mükemmel bir performans çizdi. Hakan Aslan hep öyledir yani en az 7-8 gol kesin atar. Tabii ki ikinci yer aldığımız oyuncular da bize çok katkısı oldu. İşte Ahmet aldık Kasımpaşa'dan, Ali Akbin aldık Ümraniye'den ve de Boyd'u aldık. Yani üçü de bize çok faydalı oldu. Bir de biraz önce dediğim gibi bizde çok iyi bir arkadaşlık var. Onu da sahaya yansıttığımız zaman çok güzel şeyler çıkıyor. Çünkü bir kaybettiğiniz veya da beraber kaldığınız maçlardan ders çıkarıyorsanız öbür maçlarda daha etkili olur. Belki o maç size 5 tane maç kazandırır ders çıkarırsanız. Yani bizim oyuncular öyleydi işte. Her maçtan bir ders alınıyordu yani mutlaka kötü bitirdiğimiz maçlarında oldu o. Allah'a şükür bu sene en az yenilen takımlardan bir tanesi biziz. Biri Trabzon, biri biziz. Takımdaki arkadaşlık birincisi bu. İkincisi de tabii ki benim ekibim olsun, bizler olalım. Yönetimin de çok katkıları var. Yönetim hiçbir zaman oyuncuları mağdur etmez maddi yönden. Zaten yabancı oyuncu buraya neye geliyor? Para kazanmaya geliyor. Hiçbir zaman da parası sıkıntılı bir şekilde olmaz alması yani. Şöyle, günü gelmişse %100 alır. Hatta önce alır, geç almaz. Yani o yüzden ondan da dolayı rahattılar. Maçlarımızda iyi oynamaya başladık. Geçen sezon taraftarla beraberken hiç mağlubiyetimiz yoktu. Kendi sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu pandemi olana kadar. Ama bu seneki şey gerçekten herkes kapasitesinin üstüne çıktı yani. Esas Türkiye'de lobisi olan bir takım, vizyon olan bir takım olmasını çok isteriz tabii ki biz. Ama ben şimdi Sivas benim için farklı bir yer. Yani tabii ben hepsini kastetmiyorum. Sivas benim doğduğum, büyüdüğüm bir yer. Orada hiçbir şey aramam. Sadece başarı ve onların koyduğu hedefinde üstüne bir yerde bitirtirim takımı. Yani en çok istediğim şeylerden biri o. Onda iki senedir başarı. Bundan önce ben 3 yıl daha gitmiştim Sivas'a. Yine aynı şekilde, çok iyi şekilde bitirdik. Ve kendim ayrıldım yani oradan. Bir tek Beşiktaş forması giydim ben, başka hiçbir forma giymedim. Tabii ki Beşiktaş'ta falan çalışmayı isterim. Milli takımı çok isterim. Örneğin yani büyük takımlardan bir tanesini isteriz tabii ki. Tabii ki böyle imkanlar doğdu bana. Hem Beşiktaş'ta da oldu hem Trabzonspor'da da oldu. Milli takımda zaten Mustafa Hoca ile beraber çalıştık. Yardımcılığını yaptım. Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Ben hep krizli dönemde gittim. Beşiktaş'a gittim ben. Beşiktaş, Delboski vardı. Ben Rize'de 4. 5. sırada Avrupa Kupalarına gitmeye gidiyorduk yani devre arası. Beni çağırdıklarında Delboski'den aldım ben görevi. Beşiktaş ligden kopmuş, Avrupa Kupalarından elenmiş, Türkiye Kupası'ndan elenmiş bir takımı verdiler bana. Ve takımı aldım ben ve benim işte bununla mağlup şeyim oradan başladı. Bu 16 idi orada, burada 19'da çıkardık. Ve ben ikinci yere gittim. İkinci yarının lideri yaptı. Ve bir tane mağlubiyet aldık. Tek. Ama sonra maalesef maddi açıdan çok büyük sıkıntıları vardı. Oyuncu falan alamadık. Açık öyle sıkıntılı bir dönemde gittim. Trabzon'a gittim. 13. oyunda öldüm sırada. Benden önce 6-1 yenilmişler şeye. 6-1 mi 6-2 mi? Alanya Spor'a. Ben ilk maça çıktım Trabzon'da Beşiktaş şeye maça. İlk Trabzon'da bir de Malatya'da oynadım. Bir maç oynadım sadece. Trabzon'da maça bir çıktım. Karşımızda şey var. Galatasaray ve ne mağlup Galatasaray. O güne kadar da ne mağlup. Ve o gün çok iyi oynadık ve Galatasaray'ı yendik. 2-1 yendik. Ve o seneyi de Trabzon'da da 5. şekilde bitirdim. Ama dediğim gibi öbür sene ben Trabzon'a devam etsem veyahut da Beşiktaş'ta biraz daha böyle destek görseydik o zaman her şey farklı olurdu. Trabzon'da ben ayrıldım. Mukavelem bitti de ayrıldım. Yoksa başka şeyden değil. Ondan sonra tabii ki Trabzon
oyuncu almaya başladım. Ben bir tane bile oyuncu almadım. Tek bir tane oyuncu aldım orada. Nova aldık. Benim en büyük şanssızlıklarımdan bir tanesi o. Tabii ki milli takım için isterim. Milli takım da çok isterim yani. Çünkü ben milli takımda da her şeyinde oynadım. Ümit, amatör, genç. Hepsinde oynadım. Zaten 28 kişi yapıyorsunuz kadroyu ama kadronuzda tabii ki kadro farklı yani. Orada şimdi şey farklı, alacağın oyuncu farklı. İşte biz şimdi bir tane oyuncu isteyeceğiz. Belki alamayacağız yani. Alamayacağız yani maddi açıdan dolayı. Onun için de yine kendimize göre, bütçemize göre transfer yapacağız yani. Şimdi şöyle bir avantajımız vardı eskiden. Maçlar oynanıyordu. Gidip maç seyrediyorduk. Oyuncuyu canlı seyrediyorduk. Şimdi canlı seyretme şansın da yok. O yüzden de transferlerimizi genelde Türkiye'den yapmaya çalışıyoruz yani. Ben Şenol Hoca'ya da söyledim. Gerçekten mükemmel bir kadro var takımın kadrosu. Ve çok başarılı oyunculardan kuruldu. Ve çok takdir edilecek işler yapıyorlar. İşte Burak, Yusuf, Zeki takımı şampiyon oldu. Gurur duyduk yani muhteşem bir şey. İşte bu bizim teknik direktörlerini de önünü açıyor. Yani bizim bile yurt dışına bile gitme şansımız olabilir yani. Çok tecrübeli bir takım. Hem genç bir takım hem de çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız yani. Hacı ben çok başarılı olacaklarına kesinlikle inanıyorum yani. Çünkü dediğim gibi bir kere tecrübeleri çok. Çoğu yurt dışında oynuyor. Buradakiler zaten iyi futbolcular. Oradakiler de çok iyi futbolcular. Oralardalar. Onun için ben Avrupa Şampiyonası'nın bir de tabii iyi başlarsak çok önemli. Çok iyi bir şekilde döneceklerine inanıyorum ben. Şöyle tabii ki her şeyden önce bizim içimizden birinin yani beraber oynadığımız veya da altyapıdan çıktığımız çok gurur duyuyorum, seviniyorum bizden birinin olması tabii ki. Ama zor bir sezon geçirdiler, gerçekten zor bir sezon geçirdiler. Şöyle son maçlara kadar gayet iyi, 7-8 puan öndeydiler galiba. Oraya kadar geldiler, ondan sonra biraz sıkıntılar yaşandı, sakatlıklar falan filan hepsi yaşandı. İşte bizim oynadığımız Fenerbahçe maçı ligi değiştiren, şeklini değiştiren bir maç oldu. Eğer biz o gün o maçı kazanamazsak Beşiktaş şampiyon olması çok zor. Muhtemelen Fenerbahçe olacaktı. Fenerbahçe olacaktı. Biz şimdi o maçı kazanınca hem Beşiktaş ümitlendi, mağlup oldu çünkü Karagümrük'e ve Galatasaray takımı da potaya girdi. İki takım birden potaya girdi. Onun için zor şeyler yaşadılar özellikle son zamanlarda ama her şeye rağmen şampiyon oldular yani. Ama tabii ki bizim o maç kazanılmasaydı Beşiktaş'ın şampiyonluğu yani sezon boyunca gösterdiği başarı bir yandan kaybolup gidiyordu yani. Şimdi bize devamlı soru sordular işte maç ne olacak işte Beşiktaş'tasın sen Beşiktaş'ta yetiştin öyle kaptanısın işte falan. Ben de dedim ki Fenerbahçe'nin hedefi var dedim. Beşiktaş'ın da hedefi var. Ama bizim de var. Bizim buradan puan ve puanlar almamız gerekiyor. Biz dedim kendi işimize bakacağız. Yani oynayacağız biz de. Onun için dedim biz de çıktık oynadık. Tabii ki bizim kazandığımız maç Beşiktaş'ı şampiyon yaptı yani. Sergen bir kere çok yetenekli. Çok rahat bir şeydi, oyuncuydu. Ve de her an oyunun böyle kaderini değiştirecek kapasitede bir oyuncu. Frikik atar, şut atar, pas atar, oyunu değiştirebilirdi yani. Öyle bir oyuncuydu. Bize de geldiğinde çok gençti zaten ondan sonra. Biz de beraber oynarken. O ara Sergen geldikten sonra bize bir kupa alıyorduk. Yani devamlı başbakanı, cumhurbaşkanı ne varsa alıyordu Türkiye kupası falan. Sergen bir gün dedi ki televizyon ya ben kupa ala bıktım dedi falan. Öyle ona benzer bir şey söylemişti de yeni geldiği için. Ama şeydi hakikaten Türk futboluna çok şeyler vermiş birisi. Yani bir tek Beşiktaş'ta değil Fener, Galatasaray, Trabzon. Yani bir sürü takımda oynadı. Dört büyüklerin hepsinde oynadı. Onun için tabii ki şimdi de teknik direktörlükte de gayet iyi gidiyor. Çok iyi şekilde de ne olursa olsun takımı da şampiyon yaptılar yani. Olabilir yani. Niye olmasın? Yani seve seve de yaparım yani. Hem de en iyisini yaparım yani. Ama tabii ki daha ben çalışmak istiyorum. Yani benim daha
hedefim bitmedi. Bittikten sonra tabii ki hedef bitmedi. Ondan sonra tabii ki Beşiktaş'ta her türlü görev yaparım ben. Serileri kesin kullanıyor. Analizi zaten %100 kullanıyoruz. Üç tane arkadaşımız var bizim analiz. Sadece analize bakan. Oyuncu, maçlar, rakip takımın kuvvetli yanları, zayıf yanları, oyuna çıkışları. Hepsini şey yapıyoruz. Kesinlikle analiz ediyoruz, çıkarıyoruz. Oyuncu alırsak o oyuncuyu da aynı şekilde yapıyoruz. Ya onun için ben analize tabii ki inanıyorum. Yani mutlaka da olması gereken bir şey yani. Yani Max Gradel'in zaten baktık, özelliklerine baktık, her şeyine baktık, kariyerine baktık. Gerçekten şu anda bile milli takımda oynayacak. Bizim Avrupa Kupaları maçlarında belki iki maçta da oynayamayacak yani. Bu da bizim için çok büyük bir dezavantaj. Bana dediler ki bu seneki en iyi oyuncu kimdi siz dedi. Ben bir kişi söylemedim, iki tane söyledim dedi. Biri dedim Atiba, biri de Max Gradel dedi. Çünkü gerçekten mükemmel oynuyorum. Yani bir Anadolu takımında öyle oynamak kolay değil mi? Hiç. Yani. Bir de Hatay'da Memphis'e vardı. O da gol krallığına kadar geldi. Yani Gradel 40'ın üstünde maç oynuyor yani. Biznen, Başakşehir yani çok maç oynayan takımız biz yani. Ben 17 yaşında başladım Beşiktaş'ta. Ve her maç oynadım ben. Ya hazırlık maçları da dahil oynuyordum. Allah'a şükür hiç sakatlık yaşamadım ben şeyde. Futbolcuk hayatımda böyle büyük. Ve 27 yaşına geliyordum. Bakıyordum insanlara bazen televizyon hala Rıza oynuyor mu diyorlardı. Ya yaş 27 ama düşün 10 senedir oynuyorsun ve sürekli oynuyorsun. Ya ben artık şeye geldim 33 oldum. Ben dedim bırakacağım. Bırakmaya şey yaptım. Hemen dedim antrenörlüğe başladım dedim. Ve Mustafa Hoca'ya, Deniz Hoca'mla 4 yıl milli takımda çalıştım. Sonra İngiltere'ye gittim. Hem dil için gittim hem oradaki takımları bir göreyim bakayım nasıl çalışıyorlar falan diye. Oradan da bir şeyler aldım dedim. Ve ondan sonra antrenörlüğe başladım erkenlerle. Şeydeyken ben Denizli Spor çalıştırırken orada bayağı bir gittik Avrupa Kupalarına. Bir de çok iyi takımları eledik. Lyon'u, Sparta, Praha, Lorient falan eledik. Hepsi de şampiyon takımdı onların. Bir tek Lorient Fransa Kupa şampiyonu, öbürü de lig şampiyonu. Ve o zaman bir transfer teklifi geldi. Ben şey yapmadım, kabul etmedim onu ondan sonra. Bir de bir Dünya Karması'nda oynarken ben gittiğimde, Dünya Karması'na gittiğimde orada bir teklif geldi. Pek sıcak bakmadım. Buradayken de birkaç yerden geldi. O da ya hedef olan bir yer değil. Yani seni bir yere getirmez o takımlar. O yüzden de kabul etmedim. O bu sene, öbür sene, önümüzdeki falan bir şey geldiği zaman hemen gideceğim. İngiltere, Almanya, en çok Almanya'yı çok seviyorum ben. Fransa, yani oralar olur yani bize göre yani. Fark etmez yani. Yani yabancı bir ülke olsun ama çok altta değil de böyle ortalarda da olsa yeter. Ben yukarı çıkarım onları. Kesin, ben inanıyorum yani kendime kesinlikle inanıyorum. Kendime inanıyorum yani. Huzurlu olduğunuz zaman her şeyi yapabilirsiniz yani. Teknik direktörlerin bir kere yaratıcı olması gerekiyor. Hem oyuncu yetiştirmeden, hem oyuncu oynatmadan, hem de taktikte. Mesela size örnek vereyim. Şimdi biz mesela iki tane maç yaşadık. Geçen sezon bizde Fatih vardı, Fatih Aksoy vardı. Takımla oynamıyor. Bizim de çok ön libero'ya ihtiyacımız var. Yani ön libero eksikti bizde. Şimdi ben görüyorum oyuncuyu, hissediyorum. Özelliğine bakıyorum. Ve ben bunu yanıma çağırdım. Fatih'i. Bir maçtan, Denizli maçından önce geçen sezon. Fatih dedim. Sen dedim hiç orta saha oynadın. Yok hocam dedi. Ben hiç oynamadım. Tamam dedim. Ben sen dedim. Denizli maçında ön libero oynayacaksın dedim. Hocam hiç oynamadım dedi. Ben dedim ki oynarsın dedim. Hocam bana güveniyorsanız tamam dedi. Dedi ki bak ben dedim oradan geldim. Biliyorum sen de bir şey görmesen ben seni oynatmam diyorum. Yani ve onu 25 maç oynadı bize. 25 maç orta saha oynadı ve çok iyi oynadı. Örneğin mesela geçen Fenerbahçe maçı sağ bek sakatlandı. Zaten 6 eksikle gittik Fenerbahçe maçına. Sağ bek yok. Bakıyorum oynatacak kimse de yok. Bize Isaac var. Orta saha dedim ki bek oynayacaksın dedim. Hiç oynadın mı bek? Hiç oynamadım dedim.
Bu oynayacaksın. Sende o özellik var. Yaparsın. Çıktı oynadı. Yani bir kere birincisi bu. Yaratıcı olacaksın. Oyuncu bulacaksın. Altyapıdan çıkaracaksın varsa. Oradaki oyunculara göre oyuncu koyarız. Yani dikkat ederiz ona. Onların taktiğine göre biz taktiğimizi belirleriz. Hemen. Şimdi biz Fenerbahçe maçında örneğin bizim en büyük şeylerimizden bir tanesi bir kere orta sahalarını biz tamamen kapattık böyle. Ve kanatları zaten ikisi de hem Mesut hem de kim oynuyordu? Petlaks oynuyordu. O da içeri giriyor, ikisi de içeri giriyor. O zaman tamam dedik biz beklerimizi içeriye gönderdik. Onlarla bir yere kadar gidin dedik. Çünkü ikisi de içeriye girip çok iyi şut atıyorlar. Evet. İkisi de onları kapatın dedik. Çok basit bu şey. Ama dedik en önemlisi dedi top bizdeyken kesinlikle iki bekte hata çıkacak. Yani %100. Ama tabii iki bek aynı anda çıkmıyor bize. Bir bek çıkıyorsa öbür bek kademede kalıyor. Geride kalıyor yani. Bir kanattan gidiyor, iki kanattan değil. O kanatları dedik kullanmamız gerekiyor dedik. Ve de en önemli şeylerden bir tanesi de biz biraz geri çekildik ama tam geri değil. Tam geri değil. Biraz geri çekildik. Ve o kaptığımız toplarla çok iyi kontrataklar yaptık yani. Evet. Zaten en önemlisi elin düzgün oyuncu olmazsa istediğin şeyleri yapamazsın yani vardır. Şimdi oyuncuların hepsinde şey yok. Böyle iyi profesyonellik yok. Bazısı vardı çok iyi profesyoneldir. Bazısı vardı agresiftir. Bazısı vardı böyle takımı bozacak kapasitededir. Örneğin bazısı vardır oyundan her çıktığında isyan eder. Şimdi bunları da işte yenmen için bu liderlik faslını geliştirmen gerekiyor. Tabii ki Mourinho, sen şimdi gelen oyuncu senin eski şeyinde kafanda düşünemez ki öyle. Tamam onun için bazı şeyleri kabullenmen gerekiyor. Yani bazı şeyleri ona göre o, yani antrenörün kendini değiştirmesi gerekiyor. Kendini yetiştirmesi gerekiyor. Ama en önemlisi şey liderlik vasfı. Liderlik vasfını geliştirmen gerekiyor. Futbol aslında basit. Bizim oyunculardan istediğimiz şeyler basit şeyler. Yani biz oyuncudan ben sol bek oyuncuyu git sen sağ açık oyna demiyorum ki. Herkesi yerinde oynatıyorum. Herkesten beklentimiz de belli. Onlar istiyor. Başka bir şey istemiyoruz. Yani yeniden bir şey yaratmaya, bir şey keşfetmeye gerek yok. Ama tabii ki dediğim gibi yaratıcı olacaksın. Taktikte olacaksın. Antrenmanda yaratıcı olacaksın. Oyuncu hep aynı antrenman yaptırmayacaksın. Sürekli şekilde değiştireceksin. Sıkmayacaksın onu. Yenildiği zaman farklı şekilde konuşacaksın. Ne bileyim yendiği zaman da daha farklı bir şekilde konuşacaksın. Bunlarla karşılaşmamız gayet normal. Yani Mourinho'nun dediği gibi yakınmasına gerek yok. Yani Ayçin de en önemli şey liderlik olduğu zaman, liderlik baskın olduğu zaman hepsini halledersin. Yani öyle saçma sapan şey olur mu ya? Sen herkes birbirini seçiyor kafasına göre lig kuruyorsun. Öyle bir şey olur mu yani? Mümkün değil yani. Oyuncular bile isyan ettiler yani. Evet. Bir kere ya öbür oyun takımları küçük görüyorsun sen ya. Öyle bir şey olur mu yani? Ona göre çok yanlıştı. Buraya kadar sıçramadan arada kayboldu gitti yani.